Tartışmalara ve açıklamalarına baktığım zaman aklıma bir şey geldi. Bir benzetme yapacağım. Ankara'da olduğum için. Ankara'da düğünlerde bir parça vardır. Yani zaten belliydi ta baştan diye bir böyle bir isim vardır parçanın. Parça genelde düğünlerde çalınır. Hemen hemen Ankara'daki her düğünde Ankara havası oynanır. Ben Düğünde bilmiyorum ama kameraman çalınmasına rağmen arkadaşlar galiba ayrılık. biliyorlar şarkıyı. Evet, Arada. mutlaka biliyorlar. Yani belki yayından sonra bakarsınız. Ben de merak ettim yani. Evet, Birilerini parça, bakın evet biz böyle. Başlığını tekrar neyin söyleyeyim. parçanın adı? Başlığını tekrar parçanın ismini söyleyeyim. Zaten belliydi ta baştan diye başlar. Neyi anlatır biliyor musun? Mutlu bir günde ayrılığı anlatır parça. Yani düğünlerde söylenir ama ayrılık parçasıdır. Şimdi bu tartışmaya baktığım zaman aklıma o geldi. Yani böyle bir hiçbir şey sorun yokmuş gibi bahsediliyor ama alttan alta herkes yani masadaki her siyasi parti birbirine bu parçayı hatırlatırcasına söylem kullanmaya başladığını ve bunun da görünür hale geldiğini görüyoruz. Şimdi şöyle bir şey söylendi. Sayın Akşener'e söyleten şeyler oldu. Yani Sayın Akşener'in bu açıklamayı yapmasını gerektiren bazı açıklamalar oldu. Doğru. Sayın Akşener'in bu açıklamayı yapması gerektiren gelişmeler oldu. Sayın Kılıçdaroğlu'na İzmir'deki açıklamayı yaptıran gelişmeler de oldu. Yani iki taraflı bakıyorum ben. Dışarıdan baktığımda evet Sayın Akşener uzun süredir mesaj verdi. Olmayınca bunu konuşmak zorunda kaldı. İzmir'deki açıklamaya baktığımız zaman da Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi, özellikle Sayın Kuşoğlu'nu burada kastediyorum, Bülent Kuşoğlu'nu, onlar da kendi belediye başkanlarını görmek istemedikleri için onlar da bu konuşmak yapmak durumunda kaldılar. Böyle bir gelişme var. Yani tek taraflı değil. Siyaset bilim açısından şimdi bir değerlendirme yapacağım. Biz şöyle bakıyoruz. Siyasi partilerin masaya gelirken sadece seçim mi kazanma motivasyonu var, başka motivasyonu yokmuş gibi bakıyoruz. Bu siyaset bilimi açısından doğru bir yaklaşım değil. Siyasi partiler elbette ki seçimi kazanmak için çaba harcarlar. Motivasyonları, en önemli motivasyonları bu olabilir. Ama siyasi partiler aynı zamanda kendi yönetimlerinin geleceklerini, kendi tabanlarının taleplerini ve partinin gelecek perspektifinin nasıl şekilleneceğini de göz önünde bulundururlar. Şimdi oradan bakanlar masaya sadece bir noktaya odaklanıyor ama hem İyi Parti açısından bunu söylüyorum. Diğer dört partiyi bir tarafa bırakıyorum. Çünkü onlar mümkün olduğu kadar tartışmanın içine girmiyorsa biz de sokmayalım. Hem de CHP açısından bunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de bu adayın kim olacağı, ittifakın nasıl şekilleneceğinin CHP yapısına, yönetimine, perspektifine, gelecek tasavvuruna nasıl yaklaşacağını hesaplar. Yani bu siyaset biliminin temel yaklaşımlarından biridir. Onun için bu son dönemdeki iki partinin karşı karşıya gelmesinin nedenlerinden birinde bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve oraya da geleceğim, özellikle CHP'nin HDP ile yürütmeye çalıştığı ilişki yapısını tabanına anlatmak zorunda. Sadece ben masaya gidiyorum, oturuyorum, 6 kişi var. Herkes çok nazik ve medeni. Ve sonra dağılıyoruz. Bu böyle değil. Sizin orada verdiğiniz sözler, yaptığınız konuşmalar filan hepsini dışarı çıktıktan sonra siz seçime gitmiyorsanız birinci önceliğiniz seçmen tabanı olarak düşündüğünüz kesime o masada niye olduğunuzu, masada ne yapmak istediğinizi anlatmak zorundasınız. Böyle bir durum da var. Onun için diğer bir konu, Sayın Akşener'in son konuşmasını gerçekten iki defa izledim. Sonra çok tartışacağını düşündüğüm için ben o konuşmanın itina ile hazırlanmış, itina cevaplarının daha doğrusu elbette ki soru ve programın belli bir akışı var ama ben özellikle belli açıklamalarının hiç çekinmeden itina ile hazırlandığını ve belli adreslere üstü kapalı da değil, doğrudan mesaj olduğunu düşünüyorum. Yani belli Şimdi adreslere doğrudan mesaj derken belli hangi yani Sayın Sayın Kılıçdaroğlu'na, Kılıçdaroğlu'na Sayın diyorsunuz? Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Sayın Kılıçdaroğlu ekibine açık ve net mesaj.
Bu aynı zamanda belki de masadaki İYİ Parti'nin pozisyonunu açığa çıkarması açısından, kendi seçmeni ve yönetimi açısından söylüyorum, daha net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Veya bunun gereğini hissetti diye düşünüyorum. Diğer bir konu, garibime giden daha doğrusu, yine bu tartışma yaşanırken böyle not aldım, değerli dostlar İstanbul'da konuşurken. O da şu, hem seçmek istedikleri Cumhurbaşkanı adayının sembolik olacağı, bu ülkeyi altılı masanın yöneteceği, bu konuda protokol hazırlanacağı konusunda bir söylemleri var. Yani özellikle bu Sayın Babacan'dan çok daha net bir şekilde gözüküyor. Biz o Sayın Cumhurbaşkanı, şimdiki Cumhurbaşkanı gibi olmayacak, yetkilerinin hepsini kullanmayacak, bir kısmı devredecek. Belki bunlardan birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı, tırnak içinde bunu söylüyorum, belki başbakan pozisyonda olacak filan. O zaman aklıma bir soru geliyor. Ya bu kadar, yani bugünkü pozisyonda olmayacak ve tasarladığınız bir cumhurbaşkanı için niye kavga yapıyorsunuz? Söyledim. Madem bugünkü cumhurbaşkanının kullandığı yetkiyi kullandırmasını istemiyorsanız, böyle bir protokol imzalayacaksanız, bu konuda iyi medeni bir tartışma içindeyseniz, o zaman niye gidip televizyon ekranlarından ve seçim, yani şey meydanlarında, toplantılardan birbirinize mesaj veriyorsunuz? Madem kullanmak istemediğiniz, yetki kullanmak istemeyen bir makam için niye bu kavgayı yapıyorsunuz, bu tartışmayı yapıyorsunuz? Bu soru akla gelir. Demek ki burada başka bir şey var. O da şu. Demek ki bunlar aynı zamanda masa etrafında olmalarına rağmen, tırnak içinde medeni konuşmalarına rağmen aslında birbirlerine çok da güvenmedikleri ortaya çıkıyor. Başka bir konu. Yani bunu bazen bazı gazetecilerimizin de yazdığını görüyorum. İşte sistem tarafından isteniyor, istemiyor. Yani Faruk Bey de bunu gündeme getirdi. Müesses nizam var filan. Zaten eğer altılı masa alternatif 20 yıllık partinin karşısına alternatif olarak çıkma iddiasında olan bir altılı, yedili bir grup kendi içindeki anlaşmazlıkları ve içine düştükleri zafiyeti biz sistem tarafından, tırnak içinde söylüyorum, herhangi birini de kastetmiyorum burada, biz sistem tarafından istemiyoruz noktasına gelip bu konuda bir tartışma çıkarsa bu altılı masa için çok büyük zafiyettir. Demek ki siz kendi açınızdan, kendi durumunuza güvenmiyorsunuz ve böyle bir tartışma var. Yani iktidar, Ali Haydar Bey bunu gündeme getirdi. Türk siyasal tarihine baktığınız zaman bırakın müesses nizamı ve sistemi. Yani daha ilk gün seçildiğinde Sayın Adnan, rahmetli Adnan Menderes gidip işte iktidarı vermeyelim mi tartışmalarını yaşananları biliyoruz. Yani buna rağmen Demokrat Parti, bütün karşı çıkışlara rağmen rahmetli Erbakan, Özal, rahmetli Özal anlattı biliyorsunuz. Hatta rahmetli Özal'ın başbakanlığı almak için, görevlendirmeyi almak için gittiğinde Evren'le bir kucaklaşması vardı. Onu niye yaptığını sonra anlattı. AK Parti'nin 2002 yılındaki iktidarına falan bakın. O açıdan bu tartışmaların ben hiç şey açısından, muhalefet açısından alternatif olduğunu iddia eden muhalefet açısından iyi bir resim olduğunu düşünmüyorum. Diğer bir yaklaşım. İkinci tura kalır ise, hangi durumda ikinci tura kalır? Şu durumda ikinci tura kalır. Biz anlaşamadık. Ortak aday çıkarmak konusunda. İkinci tura kaldık. O zaman şunu yapalım. İkinci turda en yüksek oy alan iki kişi yarışacak. O zaman orada oylar birleşsin. Bunun seçmendeki karşılığı aynı zamanda şu olur. Ciddi soru işareti oluşur. Hele Türkiye'nin çok ciddi, başta ekonomik olmak üzere, jeopolitik kırılmaların yaşandığı ve önemli sorunların olduğu bir süreçte böyle kendi aralarında anlaşamayıp sadece işte iki aday kaldı, buna verelim Erdoğan karşılığı üzerinden bir resmin çıkmasının muhalefet açısından zayıf bir resim olduğunu